Günaydın. Günaydın. İbrahim Gökçek Beyefendi'yi alkışlarla davet ediyoruz sohbetimize. Buyurun, günaydın. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun, bizler de iyiyiz. Kardeş, günaydın gözüm. Günaydın, eyvallah. Ben de hemen dahil olayım sohbete. Evet. Evet, bir hayli hazırlıklı geldik, değil mi İbrahim evet, Bey? Her konuda hazırlıklıyız. Bilgiler hazır. Bilgilerimiz hazır. Biz Selahattin abiyle böyle bir altyapı yaptık, değil mi? Efendim, kayısıdan bahsetti Selahattin abi, kilden bahsetti, değil mi? Cilt güzelliği için, ondan sonra saçlarım için yakında dedi. Yakında kitap çıkaracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum senin Selahattin Alpay'ın gençlik sırları diye kesinlikle kitap çıkarman lazım. Onu da ben yazacağım. Tamam mı Selahattin abi? Canım benim. Yazalım valla. Hakikaten öyle. Allah uzun ömür versin. Maşallah 41 kere bu arada abime. Allah evet. Razı olsun. Ya şimdi tabii ki millet de zannediyor ki ben 80-85 yaşındayım. Daha yeni 44 tabii, oldum. Yeni 44. 44 plakada biliyorsun Malatya plak. 44 yani. Israr etme 43'e inerim. Maşallah, hiçbir şey söylemiyorum Selahattin abi. Bak, söylemiyorum ha. Söylemiyorum sırrımızı. Ben peki. Mi kalkayım geleyim mi? Pardon, ben Canan'a selam söyle. Allah razı olsun. Evet. İbrahim Bey, bugün neler yapacağız? Ne konuşacağız? Alerji, astımla dedik. Başlayalım ama evet. Alerji çok büyük problemlerden biri. Bende de var. Astım da öyle. Benim bir bildiğim formül vardı. Acaba doğru mudur diye çok da merak ediyorum ama önce isterseniz alerji nedir? Hani neden oluşur? Hangi durumlarda böyle astıma dönüşür? Siz bunları daha iyi bilirsiniz de çaresi nedir? Ne yapabiliriz? Astımla başlayalım istedik. Alerji. Şimdi insan bünyesinde histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda histamin kortizon dengesi bozuluyor. Neden bozuluyor? Niçin bozuluyor? İki sebebi var. Bir, midede gastrit varsa, yani kişinin midesinde bakteri varsa, bakteri toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Evet. Bu toksik maddelerinden biri de histamin. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Bir. İkincisi, kişinin bağırsaklarına herhangi bir kimyasal ilaç kullanmışsa, antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire. Bağırsaklarda her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. 2 kilo bakteri ne demek? Evet, çok hakikaten şaşkınım bir şu anda. 1 kilo, 2 kilo. Yani her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. Bu bakterinin normal olarak %99'u nedir? Faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler ne yapar? Vitamin üretirler. B6 vitamini, B12'den folik asit, yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere dönüştürür vesaire vesaire. Fakat kişi bir, kimyasal ilaç kullanıyorsa, iki, abur cubur şeyler çok yiyorsa, ki cips, jelibon, kek, gofret, bunların içerisinde kimyasal madde var. Ha cips, jelibon, kek, gofret yemişsiniz, ha marka kimyasal ilaç. Yok, cips, jelibon, kek, gofret diyorum ya. Marka söylemiyoruz. Genel bir isim. Firma ismi yok. Anladım. Neyse, o söylediğiniz, evet. Kimyasal katkı maddesi içerdiğinden bunlar kimyasal ilaç almış gibi bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? Bağırsaklar normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de DAO, diaminooksidaz isimli çok özel bir enzim. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demek. Bu da alerji demek. Evet. Mide. Peki biz bitkilerle ne yapabiliyoruz alerjiye karşı? Eğer midesinde problem varsa kişinin çok özel bir formülle midedeki bakteri yok etmek gerekir. Bunun için ne var? Midede gastriti sebep olan bakteriye Helicobacter pylori denir. Çok akıllı bir bakteri. Gastriti, ülseri sebep olan bakteri, akıllı bakteri. Kendini sabun köpüğü gibi bir köpük içerisinde gizler.
mide mukozasını deler, altına girdikten sonra faaliyetine başlar. Hı hı hı. İşte bu bakteriyi yok eden çok özel bir formül var. Nedir? Lahana suyu. Lahana suyu. Evet. Bununla ilgili Profesör Doktor Çenli, Profesör Doktor Veser, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yüzlerce hastayı tedavi etmişler. Gastrit, ülser, reflüsü olanlar. Lahanayla. Lahanayla. Lahanayı çekiyorsunuz mikserde. Tabii ilk önce mutlaka yani bir doktora gidilmeli. Hani bu tür şikayetler olduğunda işte astımdır, ne bileyim reflüdür. Hani her şikayetimizde önce hani doktora gitmeliyiz. Doktora, bunu tabii söyleyelim. Gidecek, doktora gidecek doktor. Bitkiler eğer ki yalnızdır. Burada kimyasal ilaç verirse mide için gastrit ve ülser reflüye karşı çok çok daha tehlikeli bir hastalığı tetikler. Çünkü kimyasal ilaçlar, mide için alınan antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteri yok eder. Bu da uzun vadede alerjiyi daha da ağırlaştırır. Daha tehlikeli olur. Kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Şimdi her hastalığın mutlaka şifası var. Hani doktorlarımızın da verdiği. Tabii ki ilaçların da yani kökeni bitki zaten. Yani baktığın zaman o da bitki. Eskiden öyleydi. Öyle. Şimdi hep sentetik. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yapılan araştırmalarda yılda 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Şimdi ona girmeyelim. O şekilde sohbetimizi evet öyle yönlendirmeyelim bence. Biz alternatif tedaviden bahsediyoruz. Yani alternatif tıp tercih edenler olabilir. Bakteriyi, hani orada ne yapabiliriz? Lahana suyuyla. Fakat lahana suyunun birleşiminde vitaminler var, mineraller var, enzimler var da eğer kişi evde hazırlar, mikserde çeker, püresini sıkar, suyunu içerse birleşimde lahana suyunun çok az miktarda tiyosiyanat var. Eğer kendisi lahana suyunu hazırladı içerse zamanla guatra sebep olabilir. Biz bunun yan etkisini tiroidi etkiliyor yani. Evet, etkileyebilir yani. Guatra sebep olabilir. Olur değil, olabilir herkeste. Olmaz da olabilir. Yani hipertiroid mi açıyor, hipotiroid mi? Hipertiroid. Ne yapıyor? Hiper. Evet. Hiper. Biz bunu ne yaptık? Özel bir formülle yan tesirini giderdik. Bunu kullandığı zaman lahana suyunu gastrit, ülser, reflüden kurtulur, alerjiden de kurtulur. Gastrit, ülser ve reflüden kurtulmak için lahana suyu tavsiye ediyorsunuz. Nasıl kullanacaklar lahana suyunu? İşte özel bir formül var. 19 bitki içeriyor. Çok özel bir formül geliştirdik. Fakat bu midedeki problem alerjilerin %20'sini oluşturur. Midedeki problem %80 bağırsaktaki problemlerden kaynaklanır. Bağırsaklarına kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı mantarlar yerleşmişse, faydalı bakteriler azalıp zararlı bakteri ve mantarlar yerleşmişse mantarı yok edeceksiniz. Yani evde bunu yapmak mümkün değil o zaman. İnsanların evde çok yapması zor. Mümkün değil. Zor. Biraz karmaşık. Karmaşık bir formül. Tabii. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Almanya'da kaldım ben 29 sene. Önce polen alerjisi başladı. Çiçek tozlarına, bitki tozlarına karşı. Sonra besin alerjisi. Baharla birlikte değil mi Selahattin abi? Sende de oluyordur. Tabii. Mesela benim gözlerimde çok fazla kızarıklıklar, işte hapşırık, sürekli akıntı. Naylanda oluyor. Öyle mi? Evet, naylanda oluyor. Peki ne yapıyorsunuz alerjiye karşı? Evet, şimdi midedeki problemse lahana suyu ve özel bir formülümüz var. Eğer %80 bağırsaktan kaynaklanır. Bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarlar faydalı bakteriler vitamin üretirken zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bağırsak artık yandığı için bu toksik maddelerden dolayı yağlanır. Enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldıkça histamin oranı yükselir. Ne yapıyoruz? Buna karşı aloe vera'dan biz bir çok özel bir formül geliştirdik. Aloe vera. Birleşimde aloe vera, çiçek balı. 19 çeşit bitkiden oluşan bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman karışım diyelim. Evet, karışım. Evet. Bir karışım hazırladık. Bunu kullandığı zaman bağırsaktaki mantarları yok olur. Mantarlar. Peki şunu zaman söyleyin bize. Yani hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? En azından bunu söyleyin. Çok cimri davranıyorsunuz yani, bilelim biz de. Şimdi biz astım için mesela ben şöyle bir formül biliyorum. Doğru mudur, değil midir? Hadi bana bunu söyleyin. Şimdi zeytinyağının içine damla sakızı 40 gram kadar galiba. Bir bardak zeytinyağının içine 40 gram kadar damla sakızını koyup bekletip bir hafta. Ondan sonra her sabah kahvaltıdan önce bir çay kaşığından biraz daha fazla, bir tatlı kaşığı tükettim. Ve mesela bana çok iyi geldi bu evde yaptığım karışım. Zeytinyağı ve damla sakızı. Güzel bir form.
Beğendiniz formülümü. Güzel, evet, güzel. Bunu ben de yapayım diyorsunuz. Geliştireyim. Değiştireyim. Sizinki değişik geliştireyim, herhalde. Değiştireyim. Siz neyi kullanıyorsunuz bu aslında? Bu Afrika atırı. Afrika atırı. Zardunya gillerden bir çiçek. Hı hı. Bunun 1050 türü var. 1050 çeşidi var. Türkiye'de yetişenle sivrisineğe karşı etkili. Türkiye'de yetişeni. Bu Afrika'da yetişen alerji, efendim polen alerjisi, besin alerjisi, astım, alerjik bronşiyel astım, sinüzit gibi nefes yolları rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Zamanında işte Güney Afrika'da... Bir daha söyleyeyim bitkinin adını. Afrika atırı. Afrika atırı. Afrika atırı. Latincesi Pelargonium zidoides veya iki türü var. Hı hı. Pelargonium reniforme. Neyse, Türkçesini söyleyin bizimkiler zaten. Kaç evet, bin tane var dedin? Ben de öyle şey, diyemem. 1050 çeşidi var sadece ikisi. Bunu nasıl bulacağız kardeş gözüm? Aa, siz bulamazsınız zaten. Biz alo diyoruz gönderiyorlar. 1050 tane orada olmadı orada. Ya ben de onu merak ediyorum. Evet. Peki şimdi şurada mesela at kestanesi görüyorum. Değil mi? Şöyle kalkabilir miyim birazcık Serkan? Sarı kantoron var, yaka otu var, melisa var. Evet. Şu ne? Yaban mersini. Evet. Mesela bunlardan bize biraz anlatın. Yaban mersini. Sarı kantoron mesela bu gördüğünüz. Sarı kantoronun birleşiminde çok güzel etken bir madde var. Hipeforin ve hiperisin diye. Hipeforin ve hiperisin beyine etki yapıyor. Serotonin hormonunun salgılanmasını artırıyor. Serotonin. Kişiye evet. Mutluluk, neşe, huzur veriyor. Problemleri siliyor. Yani kafayı temizliyor. Nasıl içiyorsunuz? Rahatlatıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Çayını yapıyorsunuz. Çayını. Mesela çay demliyoruz. İnce öğütülmüş. Bu ne otuydu? Sarı kantoron. Sarı kantoron. Sarı kantoron. Onu ben hemen söyleyeyim. Efendim yeni şeyciniz Şifalı Pikirak Hoca'nız söylüyor. Şimdi hocam affedersiniz. Şeyi bu katron, sarı kantoron. Onu alıyorsunuz. Hı. Şöyle bir şişe veya bir kiloluk şöyle diyeyim. Formülleri biz veriyoruz. Bunun içine onları atıyorsunuz. Evet. Şöyle bir tutam atıyorsunuz. Zeytinyağını ta buraya kadar dolduruyorsunuz. Götürüyorsun ağzını kapatıyorsunuz. Götürüyorsun güneşte 4 ay 5 ay kalıyor. Ondan sonra o 4-5 ay güneşini aldıktan sonra sabahları mideniz ağrıyorsa efendime söyleyeyim. Şöyle bir 2 çay kaşığı alıyorsunuz. Aç karnına yarım saat yemekten evvel. Ama en önemlisi nedir? Herhangi bir eksema veyahut da bir şey falan oluyor ellerinize. Yani Allah göstermesin. Yaradır ve geçme yaralar. Onu 4-5 gün çok azıcık böyle bir sürün. 4-5 gün sonra hiçbir şeyiniz kalmaz. Para da almıyorum bunu öğrettiğim için. Yani bunlar hani... halk arasında böyle evet. Hani babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı karışımlar. Evet. Biz bunları böyle evet. Biliyoruz değil evet. Mi? Yani evet. Bunlar evet. Hani böyle bildiğimiz evet. Şeyler. Ha yani mesela bunu birdenbire de içerseniz ya öteki tarafa ya bu tarafa kalır. O da ayrı bir olay. Evet ama iyice araştırmak lazım yani neyin bizim, neye yaradığını. Bu konuda çok yaptı. Dikkatli olmak doğru, lazım. Doğru. Evet. Evet. Çok güzel. Çok. Emine Hanım'ın yaptı bunlar. Eski ismi çok de, da faydalı oldu. Evet. Bunun eski ismi de kılıç. Kılıç otu. Kılıç otu. Kılıç yaralarını yani birçok ismi var da. Ha. Kılıç yaralarını ya. İyileştirmek ha, için kullanıldığı için kılıç yağı da denir. Ya. Bunun yağına sarı kantonun yağı. Tabii. Kılıç yağı. Evet. Eskiden savaşlarda çok yaralanmış. Boşan konuştuk gözüm. Değil mi? Evet evet biz biliyoruz. Kılıç otu. Evet. Kılıç peki, yaralarını iyileştirir. Orada başka bilgiler de görüyorum. Masaj yağı olarak görüyorum. Kullanılır. Masaj yağı. Evet sarı kantoron. Masaj yağı çok güzel rahatlatır. Peki orada yaban mersini görüyorum. Yaban mersininin ne gibi faydaları var? Hangi hastalıklara faydası var? Ha mersin. Evet, yaban mersin. Orada üstünde yaban mersin. Mersini yazıyordu. Mersin. Evet evet. Evet. Melisa. Yaban mersini. Evet. Yaban mersini. Şekere iyi gelir ama. Bunu mu dediniz? Bir dakika. Yok, yok. Üstünde yaban mersini yazıyor ama içinde yaban mersini yok. Başka ha, yok, bir şey pardon, var onun pardon. İçin. Bunu çocuklar karıştırmışlar. Karıştırmışlar. Ben de bakıyorum bulamıyorum. Üstünde yaban mersini yazıyor. Bu şey değil mi? Ayrık kökü. Ayrık kökü. Ya. Evet. Evet. Ayrık kökü nedir? Bu neye yarıyor kardeş? İdrar yolları enfeksiyonu. İdrar yolları. Özellikle de son zamanlarda ne oluyor? İnsanların birçoğunda üretra darlığı problemi yaşıyorlar. Üretrada çay herhangi bir... Çay kaynatıp içiyorsun. Çay kaynatıp içiyorsun. Üretrada mesela herhangi bir rahatsızlık nedeniyle enfeksiyon kapıyor, ameliyat oluyor. Mesela Düzce'de bir beyefendi 13 defa üretradan ameliyat olmuş. Evet. Ameliyat oluyor, 6 ay sonra tekrar daralıyor, tekrar ameliyat, sonda takıyor vesaire vesaire. Çok kötü bir rahatsızlık Allah korusun.
hayatı insanın sosyal hayatı. Biz çimlerimizin içinde bu olduğu zaman diyoruz aylık otu bir şey yapın, söküp söküp atarlar ya. Evet. Bu, aslında tabii ki bunları da bilinçsizce alıp kullanmamak gerekiyor. Yani bu konuda ben uyarı yapmak istiyorum. Şimdi işte bu buna iyi geliyor falan deyince insanlar gidiyorlar, alıyorlar, kullanıyorlar, yapıyorlar. Tabii bunları canım. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Tabii, çok iyi bilmek gerekiyor. İnternette de mesela birçok bilgiler var. Bunlar hani yanlış bilgiler de olabiliyor. Evet. Şimdi burada benim bahsetmiş olduğum bitkiler klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen 5 tür bitki vardır. 1. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. 2. Avrupa Birliği'nde ve Almanya'da mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. Komisyon E 3 ayda bir toplanır. Derler ki şu bitkinin şu özelliği vardır. Monografi yayınlanmışsa 2. sınıf şifalı bitkidir. Homopatide kullanılıyorsa, tentürü yapılıyorsa 3. sınıf şifalı bitki. Aromaterapide kullanılıyorsa 4. sınıf şifalı bitki. Evet. Hiçbir sınıfa girmiyorsa 5. sınıf şifalı bitki. Bizim burada bahsettiğimiz bitkiler 1. sınıf şifalı bitki. Mesela biraz önce şurada bahsetmek istemiştik. Bu şeytan pençesi kökü. Bu da Afrika'da yetişir. Patates gibi yumruları var. Bu yumrusunun içerisinde harpagozit denen bir madde var. Flavonit türevlerinden. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi romatizma hastalarını tedavi etmiş binlerce kişi. Yani omuz, sırt, bel ağrıları, kalça ağrısı, diz ağrısı veyahut da eklemlerde kireçlenme veyahut da kemik erimesi. Bu tür rahatsızlara karşı şeytan ama önce tabii doktora gideceğiz. Romatizma çok önemli bir konu. Yani mutlaka romatizma teşhisini zaten insan kendi kendine koyamaz. Mutlaka CRP'ye bakılacak. CRP ölçümü yapılacak. Ondan sonra işte doktor size romatizmanız var ya da yok diyecek, bir tedavi sunacak. Biz alternatif tıptan konuşuyoruz. Yani bu ikinci olarak yani. Şimdi bunu Türkiye'de henüz. Türkiye'de bunu hep söyleyelim, uyaralım. Türkiye'de henüz bu gelişim, ilerleme yani yeterli değil. Avrupa'da doktorlar bunun hapını damlasına derecesini yazıyor. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Evet. Mesela doktora gittiğinizde romatizması varsa harpago, bunun Latincesi, harpago hapı yazıyor. Sarı kantoronun reçetesini yazıyor. Sarı kantoronu al, depresyona karşı kullan diyor. Bu bitkiler artık Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar yazıyor. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. Eğitimi yok. Evet. Mesela Almanya'da 10 binlerce neden biliyor musunuz? Herbalist neden var. Biliyor musunuz? Yani evet. Şimdi fitoterapi çok yeni. Yani bayağı bu konuda uzmanlaşan doktorlar var. Yani tıbbi hekimlerimiz bizim, benim de çok arkadaşım var. Mesela fitoterapi uzmanı oluyorlar. Sonradan bunun dersini ve ilmini alıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Eğitimsiz kişiler bunu yaptığı zaman çok büyük yanlışlara vesile olabilirler. Onun için bu çok bıçak sırtı bir konu. Tabii tabii. Anlatabiliyor muyum? Onu mutlaka söyleyelim. Yani şimdi, tabii, çünkü doğru. Birisi bir şey söylüyor Selahattin abi. O da alıyor, içiyor, yapıyor falan filan. Allah korusun. Allah, buna çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Yani aktardan her bulduğumuz aman bu buna iyi geliyor, bu buna iyi geliyor, bunu yapayım falan filan şeklinde kullanmamamız gerekiyor. Mesela ben zeytinyağıyla hani damla sakızını örnek verdim. O çok masum bir şey. Zaten zeytinyağı biliyorsunuz hani içersiniz değil mi? Bağırsak hani çalıştırır falan filan. Bizim milletimiz de bu konuda biraz saftır hakikaten. Evet, ben dikkatli, çok dikkatli olmamız gerekiyor diyelim. Kısacık bir ara verelim. Reklamların ardından tekrar sohbetimiz devam edecek.